Selamünaleyküm, ben hazırım. Sen de hazır mısın? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Sokan Kralı'nda 3. sezonu başlattık. Sokaktaki bilek güreşinde Türkiye Şampiyonası'nda yarışmamış olan en güçlü bileği seçtiğimiz 3. sezon başlamış oldu. Daha önce biliyorsunuz ki ankete sunuyorduk. Önce bir meydan okumaları 3. olanı alıyorduk. Orada 3-4 kişi, artık kaç kişi ise, bunları sizin oylamanıza sunuyorduk ve kazanan Sokan Kralı'nda 3. olan kişiye meydan okuma hakkı doğuyordu. Ancak şimdi onu değiştirdik, eleme şeklinde aldık. Çünkü gerçekten hak eden kazansın. Daha önce belki de mesela anketlerde daha güçlü olan meydan okuyamamış oluyordu. O yüzden şimdi bir turnuva yaptık. Turnuvada 15 yaşındaki Bedirhan kazandı. Bedirhan daha önce, şu an biliyorsunuz belki, çeyrek bile kapandı. Çeyrek bile kapanmadan önce 6 ay orada antrenman yapmış. Toplam maaşı 1 sene Türkiye Şampiyonası'nda yarışmadığı için de katılma hakkı haliyle doğuyor. Şimdi burada çok güçlü kişiyi, gerçekten sokakta yenilmeyen böyle gelen birçok güçlü kişiyi yenerek birinci oldu. Şimdi üçüncü olan Çorbacı Hüseyin'e meydan okuma hakkı doğuyor arkadaşlar. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Çorbacı Hüseyin'le görüştüm. Onun bazı hem sağlık yönünden hem farklı bazı sıkıntıları varmış. O yüzden ister istemez çekilmek zorunda kaldı. Kendisine buradan tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Berkant'la da konuştuğumuzda, Berkant bir biliyorsunuz kanser atlattı. Şu anda da bünyesi biraz zayıf olduğu için böyle birkaç haftadır da bazı sağlık sıkıntıları yaşıyormuş herhalde. Bu ateşi kolay kolay aşağı düşmüyormuş. Onu da tekrardan geçmiş olsun. Mecburen ikinci sezonda ikinci ve üçüncü olan Berkant ve Çorbacı Hüseyin'i mecburen liseden çıkıyorlar. Onun yerine ne yaptık arkadaşlar? Daha önce yine bir sokağın en güçlüsünü seçtiğimiz bir etkinlik vardı. Zaten Sokan Kralı o şekilde başladı. Orada birinci, ikinci, üçüncüyü böyle listeye alıyorduk. Orada ikinci olan Ensar abi, biliyorsunuz dönerci Ensar abi, o kolundaki sıkıntılardan dolayı çekildi. O zaman da zaten şu anki haline göre çok çok daha zayıftı. Şu an çok yukarılara çıktı, böyle güzel antrenmanlarını yapıyor. Gene kolunda sıkıntı var, yine tedavi görüyor. Ama sağ olsun bizi kırmadı. O mesela ikinci sıradaydı zaten daha önce. Şu an ikinci sıradan devam edecek. Dördüncü sırada Ali Hamza vardı. O da zaten yarışmalar oldu burada, biliyorsunuzdur. Ali Hamza da şu an yine üçüncü sırada olacak. Ben bunu tabii ki Bedirhan'a söyledim. Dedim böyle böyle şu an üçüncü olan Ali Hamza'ya meydan okuyacaksın. Çorbacı Hüseyin'in bazı sıkıntıları var. Onlar yine daha sonra inşallah toparladıkları zaman yine meydan okuma listesine girebilirler. Yine böyle meydan okuyup böyle bir turnuvaya katılıp birinci oldukları takdirde İlk üçe meydan okuma hakkı doyup yine böyle sıralamada yukarılara çıkma şansları var. Bedirhan'a Ali Hamza ile maç atacağını söyleyince ona bir meydan okuma videosu çekti. Onu şimdi izleyeceksiniz. Ali Hamza, ben hazırım. Sen de hazır mısın? Tabii ben bu videoları size göndermeden önce direkt yine Ali Hamza'ya videoyu gönderdim. O da ona karşılık meydan okuma videosu çekti. Şimdi Bedirhan yaşı genç arkadaşlar. Üçüncü olana meydan okuyacak. Üçüncü olan Ali Hamza Çavuşoğlu. Eğer ki onu yenerse ikinci olan dönerci Ensar abiye meydan okuma hakkı olacak. Onu da ola ki yenerse, çünkü burada şu an biz ihtimalleri konuşuyoruz. Bu sefer Suat Can'a, birincilik sırasında bekleyen Suat Can'a meydan okuma hakkı olacak arkadaşlar. Ola ki Ali Hamza da yenildi diyelim. Bu sefer Ali Hamza'nın ikinci olan Ensar abiye meydan okuma hakkı var. Yine yukarı adım adım çıkmaya çalışacak. Ola ki o da Ensar abiye yenildi. Bu sefer Ensar abinin sadece direkt Suat Can'a meydan okuma hakkı olacak. Tabi bu şekilde sezonu kapatacağız. Normalde finalde ben atıyordum. Benim şu an tedavi sürüyor. Bakalım doktor ne derse, eğer ki sıkıntı yoksa böyle kontrollü şekilde atabileceksem, o zaman ben de finalde atacağım. Atamazsam da yapacak bir şey yok. Bu sezonu böyle geçeriz. Amaç buranın düzelmesi. Çünkü bayağı sıkıntılarım var. Düzelttikten sonra inşallah çok 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 daha iyi bir şekilde geri dönüş yapacağız. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ettim. Üçüncü sezonun kısa bir özetiydi bu. Bu etkinlikte de Nutri King sağ olsun, teşekkür ederim, bize bu konuda destek oluyor. Yani sporculara supplement hediye edebiliyoruz. Bunlar biliyorsunuz maliyetli şeyler. Bu tarz sponsorluklara gerçekten ihtiyacımız var ki biz de sporculara bunu hediye olarak verebilelim. Bu ortamda da zaten Vava Burger bu konuda bayağı destekçimiz. İlk elemeleri de orada yaptık. Şimdi inşallah üçüncülük maçını da orada yapacağız. O da bizim eski bilek görüşlerinden çok samimi olduğumuz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Onun haricinde de arkadaşlar, genel bizi izleyen, bizi destek olan herkese teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.